Makyaj çıkartıyoruz. Hani Vogue makyajlarında böyle banyoda makyaj yapıyorlar ya, biz de bugün aynı o tarz makyajımızı çıkartacağız. Unsuz bir cilt bakımı düşünülemez. Bundan sonra da ütü yapmaya gideceğim. Gördüğünüz gibi full make-up, böyle ışıltılı bir makyajım var. Bu tarz makyajları nasıl arındırıyorum? Tabii ki bu tarz bir bal kullanıyorum. İçinden bir kaşığı çıkıyor. Şöyle görebilirsiniz. Bolca alıyorum. Çünkü çok makyajlı değil. Tamamen yağ bazlı bir ürün. Dolayısıyla makyajınızı eriterek yüzünüzden güzelce arındırıyor ve yıkadığınızda gerçekten hiçbir şey kalmıyor yüzünüzde. Göz altı mı, cildi mi? Ben bakamayacağım, siz bakın çıktı mı? Şöyle kirpiklerime de yapıyorum. Şimdi böyle birazcık daha o sertlik gidene kadar arındırıyorum. Ninja kaplumbağalara benzedim. Şimdi yıkıyoruz. Fışır fışır. Bu tarz yağ bazlı temizleyicilerden sonra bir tane jel kullanın. Sivilce veya butonlara sebep olabilir. Ben bunu arındıracağım, sonra bunu kullanacağım. Buhar çıktı. Yüzümü kaynar suyla yıkamadım. Ama ılık suyla yıkadım. Çünkü makyaj çok daha güzel arındırıyor. Cildim tertemiz oldu. Pamuğumuzu alıyoruz ve toniğimizi alıyoruz. Tonik çok güzel ama hep kullanmayı unutuyorum. Tonik alışkanlığım pek fazla yok. Bunu cildimde şöyle nazikçe gezdiriyorum, göz altıma getirmeden. Hem makyajım çıkmış mı diye kontrol ediyorum, hem de gözeneklerimi sıkılaştırmış oluyorum. Ve gözükmüyor. Başarıyla sonuçlandı. Hyaluronik asit ve Arbutin serumumu uyguluyorum. Bugün herhangi bir asit kullanmayacağım. Yani soyucu bir asit. Tamamen nemlendirmeye yönelik şeyler kullanıyorum. Bu aşamadan önce göz kreminizi kullanabilirsiniz. Ben unuttum. Boynumuzu unutmuyoruz. Henüz bir kaş kirpik serumum yok ama sipariş ettim, yolda geliyor. Sonra göz kremime geçiyorum. Origins'in bu Cool tonu bendeki. Şimdi evde olduğumuzda fakat kendimizi de daha güzel hissetmek istediğimiz zamanlarda neler yapabiliriz? Birazcık onu göstermek istiyorum aslında. Ben böyle cilt bakımımı yapıyorum. Eğer gündüzse tabii. Gece ise aslında cilt bakımı dışında yüzüme pek fazla bir şey uygulamıyorum. Çünkü zaten yatıp uyuyacağız ve yüzümüzde herhangi bir güneş kremi veya farklı bir ürün kalmasın. Sonrasında bu Dink Elist'in dudak balmını uyguluyorum. Bunun içinde peptitler var. Dolayısıyla dudaklarınıza hem iyi geliyor hem de çok güzel nemlendiriyor. Cildime çok iyi geldiği için bu rezitoli kullanıyorum. Şu kadarcık almanız yeterli. Nemlendirmeye, iyileştirmeye yönelik ürünler kullanıyorum bugün. Asitleri hepimiz seviyoruz. Asitler olmazsa olmaz. Eğer botoks yaptırmıyorsanız düzenli olarak bir kliniğe gidip, bir doktora gidip gerçekten evde asitlerinize önem vermeniz gerekiyor. Çünkü ve düzenli olması gerekiyor. Ve asitleri gerçekten bir kağıt kalem alıp hangisi ne işe yarıyor, hangisi hangisiyle kullanılmaz, kullanılır diye kendi içinizde böyle güzelce gruplandırın ve kendinize rutinler oluşturun. Mesela benim haftada bir gün kırmızı peeling yaptığım, yani soyucu işlem yaptığım bir rutinim var. O rutinimi daha yeni yaptığım için şu anda daha cildimi dinlendirmeye, iyileştirmeye yarayan Sika kremler kullanıyorum. Bunlardan size önerebileceğim iki tanesi var. Benim cildimle iyi anlaşan bir tanesi Rezitol'ün, Amor de la Nature'ün bu Rezitol'ü. Bunun içinde Sika krem var. Bariyer onarmaya yarıyor.
Bir tanesi de kozmetin ki kozmetin sıka kremi de gayet başarılı. Bu bitmek üzere. Bunu çok seviyorum. Bittikçe de alacağım ama almadan önce bunu bitireceğim. Sonra bittiğinde tekrar buna döneceğim. Bu da çok başarılı. Bunu da çok sevdim. Restore'ün kıvamı birazcık daha yoğun. Şu an mesela cildim böyle kadife gibi oldu. Gerçekten böyle çok güzel parlatıyor. Onun dışında şu anda ekstra farklı bir şey uygulamayacağım. Çok ürün kullandığınızda cildiniz çok iyi. Az ürün kullandığınızda cildiniz daha az iyi olmuyor. Yani az ve öz ürünler kullanmak gerekebilir. Bugün de benim böyle bir rutinim var. Peki bu seviyeden sonra ne yapacağız? Şimdi ben cildimi güzelce cilt bakımımı yaptım. Emmesini bekledim. Sizinle konuşurken zaten cildim emdi. Benim karmadan kuruya doğru olan bir cildim var. Cilt bakımımı yapıp emmesini bekledikten sonra hemen bu tarz renkli bir güneş koruyucu kullanıyorum. Size 3 tane önerim olacak. En sık kullandığım ve şu anda biten aslında Amor de la Nature'ın az önce gösterdiğim markayla aynı. Bu güneş kremi gerçekten çok güzel. Cildinizi inanılmaz ferah, aydınlık, sanki kendi cildinizmiş gibi gösterirken hafifçe de kızarıklıklarınızı örtüyor. Dolayısıyla günlük kullanım için çok yeterli bir şey. Aynı şekilde de Pure Solution'ın şöyle bir ürünü var. Bu da yine 50 SPF renkli güneş koruyucu. Bunun da yine aynı az önceki gibi etkileri var. Cildinizi güzel bir şekilde örtüyor. Örterken de aydınlık bir şekilde parıldıyor. Daha sonra BB Beauty'nin daha uygun fiyatlı olan Pink Tone Up Face Cream olarak geçiyor. Yine 50 SPF yüksek korumalı. Bunun da rengi çok hoş. Şöyle hemen göstereceğim. Hatta bugün bunu uygulayalım. Diğerlerini zaten çok fazla uyguluyorum. Ama bunu da birlikte uygulamış olalım. Bu tarz güneş kremlerinin altına benim önerim, eğer çok yoğun bir güneşe maruz kalacaksanız, mesela denize gidecekseniz, mutlaka renksiz bir güneş koruyucu daha uygulayın. Çünkü bunların içinde pigment olduğu için deniz gibi yerlerde sizi yeterince koruyamıyor olabilir. Dolayısıyla ama günlük kullanımda böyle dışarı çıkarken falan harika oluyorlar. Ekstra fondöten kullanmanıza gerek kalmıyor. Kapatıcı sürmenize gerek kalmıyor. Ben böyle yüzüme uyguluyorum. Tampon uygularsanız çok daha güzel oturuyor. Bunu bir fırçayla veya süngerle yaymanızı tavsiye etmem. Çünkü o şekilde cildiniz tarafından emilmez. Cildinizin üst tabanında kalır. Ellerinizin sıcaklığıyla bu şekilde krem sürüyormuşçasına uygulayabilirsiniz. Ve bakın cildim şu anda bir tık daha kapanmış ve daha gündüzleri bu şekilde, rutinim bu şekilde oluyor. Kendimi iyi hissetmek istediğim zamanlar aydınlatıcı bir göz kremi ve ton eşitleyici bir güneş kremi kullandığımda kendimi çok daha güzel ve çok daha iyi hissediyorum. Herhangi bir kozmetik kullanmama da gerek kalmıyor. O yüzden bu 3 üründen birinci sırada bu, ikinci sırada bu, üçüncü sırada da bunu önerebilirim size. Tacımızı çıkartalım ve saçlara gelelim. Saçlarımı yukarıdan toplamıştım. Duştan yeni çıktığım için bir sürü tel toka taktım çünkü biliyorsunuz saçlarımı kestirdiğim için kısa. Morphos'un bu hem ısıdan koruyan hem de çok güzel kokan ve saçları yumuşacık yapan spreyinden bir sıkıyorum. Saçımı her yerine. Harika kokulu. Neredeyse bitirdiğim, çok sevdiğim bu. Yağını alıyorum. Uçlarına bu şekilde uyguluyorum. İnanılmaz başım ağrımış. Şimdi saçlarımı tarayıp birazcık daha sakinleştiriyorum. İkiye ayırıyorum. Büyük başlığını kullanıyorum. Düzelttik. Üstlere geçiyorum. Şöyle tarıyorum. Ben böyle yana doğru atmayı seviyorum bunları. Da böyle düzelttikten sonra iyi hissediyorum. Evin içinde kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha bakımlı hissediyorum. Hem yağlarla saçıma böyle bakım yapmış oluyorum. Hem de bir yere çıkacaksam hemen bu şekilde çıkabiliyorum. Kapatıcı vesaire uygulamama, saç yapmama gerek kalmıyor. Kendimi iyi hissetmek için yaptığım bakımım bu şekilde.
Siz günlük bakımınızda neler yapıyorsunuz? Kendinizi iyi hissetmek istediğinizde neler yapabilirsiniz? Bunları göstermek istedim. Aynı konseptle makyaj videosu da ister misiniz? Yorumlara bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kocaman öptüm. Hoşçakalın.